Bebeğimizin cildinde sivilce var. Acaba bu nedir? Bu bir toksik eritem dediğimiz sağlıklı bebeklerde gözüken yapı olabilir. Yani toksik eritem nedir? Hayatın ilk günlerinde bebeğin yüzünde, gövdesinde, sırtında böyle kırmızı kırmızı küçük yama tarzı kızarıklıklar ve bunların ucunda küçücük minicik sivilceler şeklinde gözüken bir deri bulgusudur. Bu toksik eritem için hiçbir şey yapmaya gerek yok. Zaten o kendi kendine birkaç gün içinde azalarak düzelecektir. Başka sivilce dediğimiz zaman yeni doğanlarda ne olabilir? Mesela akneler olabilir. Bunlar da özellikle 20. günden sonra anne sütüyle beslenen bebeklerde anneden gelen hormonların etkisiyle de ortaya çıkabilen yanaklarında akneler olabilir. Bu akneler de tamamen fizyolojik, kendi kendine düzelirler. Hiçbir ilaç kullanmamıza gerek yoktur. Milya dediğimiz yağ bezlerindeki tıkanıklıklara bağlı küçük yağ partikülleri bazen halk arasında sivilce olarak isimlendirilebilir. Fizyolojiktir, tamamen geçer. Ya da bizim milyarya dediğimiz halk arasında isilik olarak bilinen deri bulguları da mesela bazen sivilce olarak isimlendirilir. Bunlar da fizyolojik, tamamen kendi kendine geçecek olan bulgulardır. Bir tedavi yapmaya gerek yok. Ama bazen de şöyle bir durum olur. Yeni doğan bebeklerin en üst tabakası, epidermis çok ince, cilt çok geçirgen, dış ortamlara karşı çok kırılgan. Eğer cildinde sıyrıklar, çizikler bulunuyorsa bebeğin, buradan giren mikroorganizmalar ciltte enfeksiyonlara yol açabilirler. Sivilce şeklinde gözükür. Biz buna piyodermi diyoruz. Aslında bu piyodermiler çok minik minik apseler gibi derinin en üst tabakasında yerleşmişlerdir. Bir zararı olur mu? Çoğunlukla olmaz. Ama eğer çok fazla sayıda piyodermi dediğimiz o büyük içi cerrahatle dolu sivilcelerden varsa bunların mutlaka temizlenmesi, antibiyotikli kremler ya da hani bazen çok nadiren de olsa hani doktorlar buna karar verebilirler. Sistemik olarak antibiyotik olması bile gerekebilir. En büyük korkumuz ciltteki bu sivilcelerin içinde bulunan mikropların oradan kana karışarak bebekte daha ağır enfeksiyonlara yol açmasıdır. O yüzden bu tür sorunlarla uğraşmamak için bebeklerin cilt bütünlüğünün korunması, bebeklerin cildine göre ürünler seçilerek kullanılması hayati önem taşımaktadır.